Yine bir gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Şimdi Fanatik 2 ile Beşiktaş sayfasıyla hemen başlayalım. Angelo için gözler Chelsea'de. Transferin hızlı takımı Beşiktaş, kanat hattını da Chelsea'den Angelo ile güçlendirmek için geri sayımını sürdürüyor. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kiralamak için satın alma opsiyonu hariç anlaşma sağlayan Kartal, işi bitirmek için İngiliz ekibini bekliyor denmiş. Ve bu akşam oynanacak maça dair haberler. Kartal'ın zafer akşamı. UEFA Avrupa Ligi Playoff off revanş maçında bu akşam Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş Tüpraş stadına zafer için çıkacak. Kartal kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadelede Immobile, Rafa Silva, Raşit Savecet son gibi yıldızlarıyla kazanıp gruplara kalmak istiyor denmiş. Görevimiz gruplara kalmak başlığıyla Giovanni Van Bronckhorst'un maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz. Heyecanlıyız, gruplara kalmayı istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Bir görevimiz var gruplara kalmak, Beşiktaş olarak gruplara kalmak istiyoruz diyor Van Bronckhorst. Jetson Fernandes'le maç öncesi çok iyi hazırlandık. Yüzde yüzümüzü verip Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Çok zorlu bir maçımız var. Tek odak noktamız bu maçı kazanıp, Avrupa Ligi'ne katılmak yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi bitirmek ifadesini kullandı. Foto maç 4 ile Trabzonspor sayfasına bakacağız şimdi. Trabzonspor tur atlar başlığını görüyoruz. Necmi Perekli'den bir yorum alınmış. Herkes Trabzonspor'un bir tarafından şikayetçi. Kimi oynadığı kimi de oynamadığı futbolundan ama bugün tur atlarız kilidi orta saha açar şeklinde bir değerlendirme mevcut. Abdullah Avcı'nın maç öncesi yaptığı açıklamalar bir maçtan çok daha fazlası başlığıyla paylaşılmış. Muhtemel 11'leri görüyoruz bu sayfada ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları Çam ve Onaçu ile ilgili konuştu. FIFA'lık olabilir başlığıyla aktarılmış. Muhammed Çam için Clermont Kulübü ile sıkıştık futbolcu geldikten sonra şartlarını değiştirmek istediler. Anlaşmalarımız yazılı, konu FIFA'lık olabilir ama sorun yok şeklinde açıklamalar yaptı Ertuğrul Doğan. Sabah 17 ile devam edeceğiz şimdi. Şölen, ATV ve Aspor'da Trabzonspor'un Sen Galen'le saat 20'de oynayacağı kritik karşılaşma ATV'den ekranlara gelecek. Maç öncesi ve sonrası gelişmelerse Aspor'da olacak. Avrupa'da tur gecesi başlığıyla da Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff ravanşında Lugano'yu, Konferans Ligi... Playoff revanşında ise Trabzonspor Sengare'ni konuk ediyor şeklinde. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un yine muhtemel 11'lerini görüyoruz. Maç öncesi yine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un basın toplantılarında yaptıkları açıklamalar Yunus Emre Sel ve Ogün Şahinoğlu tarafından kaleme alınmış. Az önce iki teknik adamın görüşlerini de ekranlarınıza hem getirmiş hem de gazetelerden paylaşmıştık. Beşiktaş Tepesi'nde sezona muhteşem başlayan Rafa Silva'da gözler deniyor. Takımın en büyük kozlarından biri olacak demiş Sabah Gazetesi. Hürriyetle devam edeceğiz şimdi. Kartal ve Fırtına el ele gruplara başlığını görüyoruz. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Trabzon Konferans Ligi'nde tur için sahada iki temsilcimizin ülke puanına katkı içinde İsviçre ekiplerini yenmesi şart diyor haber. 3-3'ün rövanşında siyah beyazlılar Lugano önünde tek farklı galibiyette dahi adını lig aşamasına yazdıracak. Deplasmandan 0-0'lık sonuçla dönen Karadeniz ekibine de Beşiktaş gibi rövanşta kazanmak, için, kazanmak tur için yeterli olacak. Hemen Milliyet 14'e de bakalım. Yine burada da basın toplantılarını görüyoruz değerli izleyenler. Kazanacağımız çok şey var başlığıyla. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un basın toplantısından detaylar paylaşılmış. Bu arada Lugano maçı öncesi son taktik çalışmanın dün yapıldığı bilgisine de yer verilmiş ve antrenmandan fotoğraflarda paylaşılmış. Abu Bakar izinli olduğu için antrenmanda yer almadı. Ayrıca sakatlık geçiren Necip Uysal da yine takımda değildi. Ve sayfanın en altında Avrupa olmazsa olmaz başlığıyla Abdullah Avcı'nın açıklamalarını da görüyoruz. Avrupa'da devam etmek ve taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak hem de oyuncularımıza özgüven getirecek güzel bir akşam olacağına inanıyorum açıklamaları sayfaya taşınmış.